Evet, merhaba arkadaşlar. Bu evde kal günlerimizde yaşamımızı biraz renklendirmek için bu sefer sürpriz bir görüşmeyle İsmail Şeber, 20 yıllık sosyal hizmet uzmanı arkadaşımızla bir söyleşi yapacağız. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. İsmail Bey'le güzel bir mesleki sohbet yapacağız. Şimdi kendisini yayına bekliyorum. Gül Hocam, hoş geldiniz bütün arkadaşlar. Sosyal hizmetlerle, çocuk koruma ile ilgili arkadaşları bekliyoruz. Onunla ilgili bir sohbet yapacağız. İsmail Bey'le ve İsmail Şeber'le uzun yıllar birlikte çalıştık. Evet, İsmail Şeber'i yayına bekliyorum. Bu 2 aylık sıkıntılı günlerimizde böyle değişik faaliyetlerle iletişim kurarak birbirimize yaşamı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bugün akşam da rutin yayınımızda Steplus CEO'su Sayın Ufuk Coşkun'la birey merkezli kuram ve transaksiyonel analiz kuramını konuşacağız. Perşembe günü de sürpriz bir yayınla 14'te Sabahattin Ali ve kitapları Kürk Mantolu Madonna ve şeyi konuşacağız. Kuyucaklı Yusuf romanlarını konuşacağız. Evet, İsmail Bey katıldı. Yayına giriş, evet, davetiyesi İsmail Bey gönderiver. Şu anda. Evet, merhaba hocam. İsmail Bey. Merhaba hocam, teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Böyle sürpriz etkileşimler iyi oluyor. Bayağı onlarca arkadaşımız toparlanıyor bu platformda. Şimdi 1992'lerde sosyal hizmet uzmanı olarak mezun olduğumda, daha doğrusu 90'larda askerliği yaptık. Ondan sonra bir yıl Ağrı Erkek Yetiştirme Yurdu'nda böyle bir deneyimimiz oldu. Mesleki başlangıç. Ondan sonra 6 yıl Bartın Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü, Yuva Müdürlüğü uzmanlık derken yolumuz Ekim 1998'de İstanbul'a düştü. İşte ondan sonra da İsmail Bey ile tanıştık orada. Bizim kuruma uzman olarak atandı. Arada ben de bunlardan bahsedeceğim. Önce İsmail Bey'i bir tanıyalım. Yani 30 yıllık bir sosyal hizmet uzmanıyla 20 oldu mu İsmail Bey? Deneyim 20. Biraz geçti hocam ya. Geçti. Evet, 20 yıllık bir uzmanın süpervizyon toplantısı gibi böyle meslektaşlarımıza bir zihin açıcı bir etkileşim yaratmaya çalışacağız. İstersen İsmail Bey şöyle kendini bir tanıtarak kaç yıl nerede çalıştık oradan giriş yapalım. Sonra karşılıklı istişareyle ilerleriz uygunsa. 1976 İstanbul doğumluyum. Pertemeler Lisesi'ni bitirdikten sonra 1993 yılında Hacettepe Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, o zaman biliyorsunuz, başladım. Bir sene uzattım, 98'de bitti. Bir süre çalışmadım, bir 6 ay iş aramadım. Daha sonra işte Balıkurum Hastanesi'nde bir 10 ay Anatolia kliniklerinde psikiyatri ve alkol bağımlısı hastalarla ve onların aileyle bir deneyimim oldu. O da güzel bir deneyim değil mi? Psikiyatri deneyimi. Çok hep, hoş. Hep yapmak istediğimdi ve mesleki karşıma çıkan şey olduğu için çok şanslıyım. Hani özlük hakları aslında biraz zayıf bir pozisyonu ama hani benim için çok okul gibiydi ve çok fazla şey öğrendim orada. Zeytinburnu'da değil mi yeri? Tabii Zeytinburnu'da, hala orada. Zeytinburnu. Yani şu an çok bilinen insanlar, benim başhekimimde çalışan insanlardı. Mansur Hoca, Özkan Pektaş, Ayhan Kalyoncu vesaire. Çok şey öğrendim. Tabii tek uzman ben değildim. Benden önce de bir başka uzman arkadaş vardı. Sanırım 89'dan mezunu ya da daha birkaç yıl daha geç mezun olmuş bir arkadaş olabilir. İşte arkasından Ankara'ya askerlik görevi için tekrar gittim. Vata Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde çalıştım 14 ay.
Orada da mesleğimi icra etme şansı buldum. Hint asıllı Amerikalı bir... Asteğmen olarak değil mi? Asteğmen olarak 14 aydı o dönem. 2 aya acemi birliği, 14 ay mesleğimi yaptım. Yani Hint asıllı bir Amerikalı meslektaşımızdan süpervizyon aldım. Rehabilitasyon sosyal hizmeti nasıl olmalı diye. Çalıştığım kurumdaki komutanlar çok bizim mesleğe karşı saygılıydı ve o birimi, yani psikoloji danışma ve sosyal hizmet kısmıydı. Bunu bizim inşa etmemize izin verdiler bu birimi sağ olsunlar ve çok büyük deneyim oldu. Yani bir de yaşam deneyimin de çok sınırlı olduğu yıllar benim için, hani 23 yaşındayım vesaire falan. Çok güzel bir deneyimden sonra tekrar İstanbul'a döndüm. İstanbul'da da Fatih Çocuk Yuvası'na göreve başladım 3 yıl. Kaç yılında? Arkasından 2002 yılı. 2002. Evet, 11 Şubat 2002. Fatih'te o mahalle arasında güzel bir ahşap bir bina değil mi? Aynen, aynen. Bilinir. İyi denk gelmiş, güzel bir yerde. Belediye Başkanı Saadet Tantan'ın onursal başkanı olduğu bir vakıf var. Mecburi Çocukları Vakfı. İçişleri Bakanı'ydı o zaman. O zaman evet, o görevi de yapmıştı. Hibretli bir arazi, kullanım hakkını vakfa vermiş ve bizim yuvanın şöyle bir özelliği vardı. Türkiye'nin ilk ve tek sivil toplum kuruluşu ile kamu arasındaki bir protokolle yürütülen, o zamanki Bakan Hasan Gemici'nin imzaladığı Hasan bir protokolle. Hasan Gemici, evet. Aynen, yürütülen bir projeydi. Türkiye'de biliyorsunuz çocuk koruma anayasal olarak tamamen devletin aslında. Bu anlamda aslında çok bilinmiyor ama sosyal hizmet tarihinde o yuvanın böyle de bir özelliği var, ufak bir özelliği var. Başarılı orada da bir denemeydi yani. Çocuklar mutluydu. Çok güzeldi aslında. Maalesef işte bazı müfettişler sürekli işte burası başka yuvanın bir tane grubu yapar, burayı kapatalım, yazık günah buraya verilen paraya falan gibi. Hani sosyal hizmet değer temelinden çok haberdar olmadıklarını gösteren bir bakış açısıyla meseleyi ele alırlardı. Nihayetinde kapatıldı. Ben orada 3 sene çalıştım. Çok güzel çalışmalar yaptım. 11-12 müdür tutuyorduk. Daha sonra idare değişikliğiyle 8'e kadar düştü tutumuz. Evet, ama hani çok yoğun bir nöbet faaliyeti vardı orada. Sayı da çok az olduğu için hem hemşiresi hem öğretmeni, çünkü etütünü de biz yapıyorduk. Sosyal servisi çünkü çok fazla değildi. Şöyle bir avantaj oldu. İki ayrı grupla çocuk ruh sağlığı, kurucu ruh sağlığı çalışmaları. Bunda süpervizyon. İrem Birey ve psikolog ve eşi Steven Birey, o da bizim meslektaşımız, İngiliz vatandaşı. Çare Deri belki duymuşsunuzdur. Çocuk ruh sağlığı. O da bizim Fındıkzade tarafındaydı yeri o zaman. Hem çocuklarımızın acil psikiyatrik müdahaleleri hem de hani bizim çocuk ruh sağlığı alanında daha kalifiye eleman olmamız için kendilerinin çok fazla çabası oldu. Arkasından sizin de tanıdığınız Saltuk Hoca ile Saltuk Dönmez'le tanıştık ve rahmetli bir... onu da analım buradan. Çok değerli bir psikoterapist, psikanaliz ekolüyle değerli bir insan, insancıl, topluma katkıda bulunan, yuvalara ücretsiz gönüllü olarak giden, fedakarlık yapan, diğer kamlık altruizm duyguları yüksek. Buradan saygıyla, sevgiyle yad edelim. Kaç yıl önce rahmetli oldu kendisi? Ne zaman yaşamını kaybetmişti? Hangi yılda? 8 Haziran 2018. 2 yıl bitecek. Çok da gençti galiba. Kaç yaşındaydı? 5 yaşındaydı vefat etti. 73 doğumluydu maalesef. Maalesef çok, çok genç bir yaşta. Ben de duyduğumda çok üzülmüştüm. Bir de böyle birkaç kere sohbetimiz olmuştu. Güzel insanları kaybedince insan ayrı bir üzülüyor. Çünkü insanın bu güzel tarafını yakalayan homo sapiens sayısı çok yüksek olmuyor toplumlarda. Onu buradan rahmetle analım. Evet, yeri ben gelmişti. Hatta çok üzgün olduğum için sizlere kurum çalışanlara haber verememiştim. Hani hiç üzüntüden maalesef düşünemedim bile hani öyle bir haber vermeyi. Senin daha çok bir ilişkin vardı. Tabii derin bir diyaloğunuz vardı. Kız yurduna da ben devam ettim. Aral Üniversitesi'nde doktora derslerine davetliydim ben onun. Ondan önce İşçi Bilgi Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansında ben misafir öğrenci olarak ileri psikopatoloji bir dersini aldım. Sonra iki dersini aldım. Hani böyle benim psikanalizle ve işte psikiyatriyle olan ilişkimle biraz başlamış oldu ama zaten öğrencilikten beri hani hep yapmak istediğim şey psikiyatrik aslında. Ama tabii aile ve çocuk refah alanı da o bilgilerin çok yoğun kullanılacağı bir yer olduğu için hani ben biraz bu alanla özdeşleştim. Şu anda da zaten... Şimdi kuramlar neye yarıyor diye baktığımızda aslında kendi yaşamlarımızda da sosyal metin temelindeki felsefe yaşamı diğerleri için kolaylaştırmak olduğu için bu alanda görev yapan psikiyatristler, psikologlar,
sosyal hizmet uzmanları, yani ruh sağlığı profesyonelleri kendine yaşamı kolaylaştırmayı öncelikle bilmesi lazım. Yani işlevsel olması lazım. İşte burada da kuramlar önümüzü açıyor. Aslında farkında bile olmadan kullanıyoruz. Belki gerçekleri bilmek bizim bünyemizi biraz daha zorlayabiliyor. Ama en azından bilgi güçtür ilkesinden hareketle gerginliklerini yönetebilen, işte yaşamın bazı sorunlarının herkes için olduğunun farkında olan, şimdi problemli insanlar sadece kendine eziyet edildiğini zannediyor. Halbuki yaşamın doğasında bir sıkıntılı durum var herkes için. Yani yaşamın içinde öyle bir şey var. Schopenhauer'un dediği gibi dünyadaki yaşam, insanlar mutlu olsun, vur patlasın, çal oynasın diye öyle bir doğası olan bir yaşam değildir der Arthur Schopenhauer, Alman filozof. Onun için bu bilgiler bize aslında kendi yolumuzu, mesleki yolumuzu bir şekilde açıyor. Sıkıntılı da geçse süreçler, biraz sonra da konuşacağız. İşte 20 yıl, 30 yıl gibi zamanlar, ben de 30'u geçtim artık fazlasıyla. Böyle bir süreç geçmiş. Bu geldiğimiz yere de bundan daha kestirme yollar yok yaşamda. Maalesef. Samuel Beckett şey diyor, yani yeryüzündesin ve bunun tedavisi yok diyor. Şimdi psikanalizm 120 yıl önce bize vaaz ettiği bir şey var. İnsan eksik bir varlık. Şimdi bu eksiği kapatmak için de sanat ve benzeri kültür gibi yapılar icra ederek o eksikliğini ikame etme çabası içerisinde. Tabii doğduğunda da insan diğer yüksek üstlemelere kültür göre çok daha fazla anneye bağımlı. Evet, aynen, kültür icra ederek hayatta kalması. Yüksek kültür kurarak, evet, yüksek kültür inşasıyla o şeyini telafi ediyor. Hatta isimlerde bile bunun Kamil, Kemal gibi isimler koyanlar, hani tam olmak, kemale ermek, kamil olmak gibi böyle bir arayışı var insanoğlunun. Bitmez tükenmez bir arayışı var. Kavramı var zaten Nietzsche'nin, duymuşsunuzdur. Hani insanlığın geldiği noktada aslında alınan onca yola rağmen o eksiğe katlanabilmek çok kolay değil. O sizin bahsettiğiniz hayatın sancılı oluşu, kişinin sadece kendisini acı çekiyor sanışı, işte hep bu eksiklikle yüzleşmekle ilgili zorluklar aslında. Hani buradan bakınca da tabii çocuk ruh sağlığı alanı aslında çocuk koruma sistemiyle çok iç içe. Hani tabii. Hani burada maksat çocuklara en iyi götürmek olduğuna göre bir teamwork kaçınılmaz tabii ki. Tabii etkili bir ekip çalışması, bizim biraz örneğini ortaya koyduğumuz gibi Fatih'te 3 yıl çalıştıktan sonra Atatürk kız yetiştirme yurduna ne zaman tayin olmuştun tarih olarak tam? Tam tarih 21 Şubat 2005. Başladığım tarih tam tarih 21 Şubat 2005. Tam iyi aklımda kalmış. Evet, Şubat 2005 değil mi? 2005. 2005, evet. İsmail Şeber sosyal hizmet uzmanı olarak Atatürk Bahçeliler Kız Yetiştirme Yurdu'na geldiğinde 2005'te ben 7 yıldır olay yerindeydim. Evet. 7 yıllık bir mesleki deneyim vardı orada. 7 yıldır müdürlük yapıyordum. 7 yılda ondan önce işte Bartın'da Çocuk Esirgeme İl Müdürlüğü falan deneyimim vardı. Demek ki 98 Kasım'da gelmiştim ben de oraya. 2005'te geldin. 2012'de de ben ayrıldım. Demek 2005, 12, 7 yıldan fazla birlikte çalıştık yani. Evet. 7,5 yıl oluyor. Evet. 3 ay Norveç'e gittim ben. Hani sizin ve işte müdüremiz Aysel ablanın tabii desteğiyle. Hani çünkü 3 ay tek meslek elemanı olarak orayı bırakmak. Gerçi Metin diye bir arkadaşımız vardı, kulakları çınlasın. O yeni başlamıştı. Hani bir 3 ay ben sizlerin hoşgörüsüyle bir Norveç'e gittik. Böyle hem sosyal hizmet bakışımı revize etmeyi, hem böyle kendi ve dünyaya bakışı tekrar gözden geçirme şansı buldum. Çok önemliydi. Oslo Üniversitesi'nde 3 ay çocuk refahı ve sosyal hizmet, yani child welfare and social work mezuniyet sonrası program diyelim, exchange programa katıldım. Geldim. Bu arada 2010 yılıydı galiba. 3 ayda bir Şeyh Sayet çocuk yuvası 0-6 yaşta 0-2 bebek ünitesinde yaklaşık bir 60 bebek dosyasından sorumlu olarak bir 3 aylık sanırım. 3 ay çalıştım ama onun dışında en az 7 yıllık bir birlikteliğimiz oldu. 2005 arada değil mi o? Arada oluyor onlar yani. Tabii.
arada Norveç'e gittim geldim. İşte o arada gene yuvaya bir 3 ay o dönem biliyorsunuz rotasyon vardı. İlden de gidip gelen arkadaşlar olmuştu. Onları Eleman sayısı vardı konuşalım. biliyorsun Onları Yuva'da. konuşalım şimdi. Badem Karadağ da katıldı. Gördüm. Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu ekibimizin güçlü şeflerinden bakıcı bakım elemanı, bakıcı anne olarak kadrosunun şefi, diğer personelimiz gibi diğer kanlılık duygusuyla, insan sevgisiyle, çocuk dostu, çocuk sevgisiyle, iştenliğiyle çalışan bir arkadaşımızdı. Buradan Aysel Baydar müdür yardımcımızı ve diğer Evet. yüzlerce arkadaşımız var. Hepsinin ismini sayamayacağız ama en azından buraya intikal edenlerden bahsedelim. Çünkü insan evrenin en değerli varlığıdır. Biz insandan hareket ettiğimiz için çalışanlar, çocuklar, herkes aynı şekilde değerli. Onlara değer vermeden zaten bir organizasyonu ayağa kaldırmak ve bilimsel olarak yönetmek, başarı sağlamak ve sonunda da çocukları korumak asıl amacımız olan nihai hedefe ulaşabilmek o kadar da kolay değil. Çok unsuru bilmek ve bunu uygulamaya geçirmek gerekiyor. Aslında ülkemizde hani çocuk koruma sistemiyle ilgili bazı fikri tartışmalar başladı ama bir şey çok ihmal ediliyor. Hani çocukları önemsemenin yolu çalışan personeli önemsemekten, onların ruh sağlığını korumaktan geçiyor. İçinde süpervizyon desteği olmayan, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmediği, Onarmak, onların mümkün ruh değil yani. sağlığını Böyle bir çocuk onarmak, koruması mümkün değil. rahatsız etmemek, bak rahatsızlık vermemek, bak ne kadar önemli şeyler. Çok basit cümle içinde kullanıyoruz da çok önemsiz gibi görünüyor. Bütün olay bu zaten. Çalışanlara rahatsızlık vermemek, değer vermek, adam yerine koymak gerçekten iştenlikle, laf olsun diye değil. Biz mesela çok, hatırlarsan çok tartıştığımız dönemler de olurdu. Ya bir İlla ki mobbing çok yoklamayalım hatalı yeter. Mobbing yoklamayalım yeter yani. Hatalı şeylerimiz de olmuştur illaki ama ana şekil olarak bilimsel düşünmeye çalışan, bu dediğimiz şeyleri yaşama geçirmeye gayret eden, bunları ilki olarak benimseyen, etkili bir çocuk koruma sistemi kurmayı hedefleyen, bütün zorluklara rağmen bunları yaşama geçiren ve binlerce, yani belki 3.000, 4.000 tane kız çocuğunun yaşamak kazandırmasında etkili bir müdahalemiz oldu ekip olarak. İşte onlarca arkadaşımızla, öğretmenlerle, annelerle. Biraz Ekip sonra sizin çok iyi seninle zaten yani. Tek tek evet işlemini unuttum nöbetlerden de bahsedeceğiz. Nasıl işleyiş, nasıl oluyor diye. Fakat çok zor çocuklarımız da vardı. Biz onlara ama. rağmen hiç kimseyi şey yapmadan bir tekini bile gerçekten ihmal etmeden hepsine bütün olanaklarımızla çok etkili müdahale ettik ve çoğunda da aslında bu bilimsel müdahale yani neredeyse tamamında olumlu sonuç verdi. O anda belki tam düzelmedi ama birkaç sene sonra işte çocukların geri bildirimlerinden ben şimdi anlıyorum işte evlendim, barklandım, işim var, memur oldum gibi. Mesela bir tane kızımız isimlerini söylemiyoruz etik çerçevede. Tabii. Geçen birkaç 3-5 ay önce aramıştı. Yani 5-10 sene sonra devlet memuru olabilmiş. İlköğretim diploması olmadığı için. Yani mesela böylesine zor vakalarla da uğraştığımız durumlar oldu ama en azından bu felsefeleri yaşama geçirince çocuklar da bu iştenliği, bu ilgiyi anlıyor. Onlar da çünkü insan, duygulu bir canlıdır insan. Buradan yeri gelmişken şöyle göstereyim. Bir Yetiştirme Yurdu Öyküsü 1998-2012 diye bir kitabımız vardı. Benim ikinci kitabım bu. Hatırlarsan o zamanlardan da konuşuyorduk Evet. seninle de bu kitabı yazıyordum. Ben şimdi Bu bakıyorum. üçüncü baskısı bitti. Dördüncü baskısı uğraşıyorum daha çıkmadı. Piyasada yok şu anda. Şimdi burada da bunların çoğunu yazdık. Biraz değerlendiririz. Daha sonraki yayınlarda da biraz evet Badem Karadağ anne sizlerle aynı ortamda nefes almak benim için şerefti. Selamlar demiş bilmukabele. Kesinlikle. Güzel insanlar hiçbir şeye benzemez hayatta. Çevreyi güzelleştirir, kurumları güzelleştirir, ortamı, atmosferi, iklimi güzelleştirir ve en önemlisi de orada yaşayan çocuklar için yaşamı güzelleştirir. Evet. Yani yokluklarında bile vardır aslında. En Tabii önemlisi o. zaten asıl olay da bu. Nilay Usul asistanımız yayında galiba yine bize asiste etsin lütfen. Ufuk Coşkun hocamız akşam yayınımız var. Bu sürpriz yayınımıza katılmış.
merhabalar diyoruz kendisine. Tüm katılımcıları onunla beraber. Gene onlarca arkadaşımız takip ediyor. Şimdi ben bir müjde vereyim araya girerek isterseniz. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Şimdi bir şey söyleyeyim, bu bilgiyle şeyle konuşurken Aristoteles'e diyorlar ki bilgili insanla bilgisiz insan arasındaki fark nedir diyorlar. Diyor ki İsmail Bey, yaşayan bir insanla vefat etmiş insan arasındaki fark nedir diyor. Neyse odur diyor bu da. Yani bilgisi yeterince olmayan insanları vefat etmiş insan olarak sayıyor. Milattan önce 500'de büyük filozof Aristoteles. Evet dostum. Ben şimdi iki şey eklemek istiyorum. Bir tanesi, pazar günü aldığım bir haber. Kızlarımızdan birisi bir kitap yazıyor ve kitap evi bunu kabul etti basmayı. Detayları ben daha sonra paylaşıyorum sizinle. Bir tanesi de aslında çocuk koruma sisteminde ve çocuk koruyucu ruh sağlığı uygulamalarında şu motto vardır. Bir şekilde sisteme giren çocukların rehabilitasyonu çok kolay değildir. Bu çalışmayla daha çok o çocuklara ulaşmaktansa o zincir, yani onların çocuklarının ve torunlarının aslında daha sağlıklı bir ruhsal yapıyla hayata başlamalarını sağlamak esasken, ben aslında gördüm ki anında da çok fazla şey sonuç alınıyor. Hani 3 sene 5 sene sonra geri dönümler oluyor diyorsunuz, bildirimler oluyor diyorsunuz. Çok doğru. Ya yani ben hala çok ciddi bir grupla iletişim halindeyim. Bir şekilde iletişimim sürüyor. Sosyal medyanın da çoğu takibimizde arkadaşımız sosyal medyada, Facebook'ta falan da bir şekilde evet, iletişim açık ve hemen olmuyor ama 5 sene 10 sene sonra da olsa evet, bunların boşa gitmediğini görmek bizim içimizi rahatlatıyor. Sistem çok değişti ama hala forma için soranlar var. Hani bildiğim kadar anlatıyorum. Yeni sistem çünkü çok farklı. Evet, onu da konuşacağız. Şu anda il müdürlüğünde çalışıyorsun değil mi? Ben il müdürlüğünde. Ek bina. Hangi birimdeydin? Çocuk hizmetleri şubesi. Şimdi sizin ardınızdan 3 ay sonra ben de ayrıldım kız yetişimi yolundan. Maalesef. Ayrılmak zorunda kaldım. İl müdürlüğünde sosyal ve konut destek şubede çalıştım. Küçükçekmece ve Başakşehir gibi, Bahçelievler gibi risk faktörlerin çok yoğun olduğu bir bölgede çalıştım. Uzun süre tek başıma baktım. Daha sonra 2-3 arkadaş hizmet vermeye çalıştım. Arkasından bizim olduğumuz o binayı Bahçelievler Sosyal Hizmet Merkezi yaptılar. Şimdi orada devam ettim. 2016 Kasım'a kadar. 2016 Kasım'dan sonra da Esenler Sosyal Hizmet Merkezi'ne görevlendirmemiz çıktı. 2018 Ocak'tan beri de Çocuk Hizmetleri Şubesi İnceleme Birimindeyim. Yaklaşık 11 tane sosyal hizmet merkezinden ve 15 ilçeden sorumluyum. Bunların çok büyük bir kısmı Anadolu yakası. Anadolu yakasından 3 ilçe hariç hepsinden ben sorumluyum. Ne yaptığımı biraz bahsedeyim isterseniz. Evet. Buradaki çocuk hizmetleri biriminde çalışan arkadaşın ihmal istismar dosyaları, çocuk ihmal ve istismar dosyaları bize geliyor. Hem bunların mevzuata, hem yazışma kurallarına, hem sosyal hizmet temel değerine, mesleki vaka değerlendirme esaslarına ve tabii ki çocuk ruh sağlığına ne kadar uygun müdahalede bulunmuş, bulunmamış, bunun tespitini yapıp bir işlem talep ediliyorsa bunun tesisi için uğraşıyoruz. Zaman zaman senin gibi 20 küsur yıldır çocuk koruma alanında çok etkili çalışmalar yapmış, farklı kurumlar görmüş ve aynı anda da sadece bu önemli değil, aynı anda da aldığı eğitimlerle kendini geliştirerek, donanımını artırarak, böylesine iyi niyetli ve profesyonel şeyi birleştirerek bu noktalara gelen bir sosyal hizmet uzmanının, bu kadar deneyimli birinin il müdürlüğünün o şubede olması, İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve il müdürümüz Arzu Hanım açısından da arada görüşüyoruz kendisiyle. Son derece değerli bu kurumun büyük bir şansı olarak görüyorum ben. Teşekkür ederim, estağfurullah. Şey dediğim gibi bu dosyalardan zaman zaman süpervizyona varan destek çalışmalarımız da oluyor ve birkaç defa da eğitim faaliyetimiz de oldu. Hizmetçi eğitim türünden. Ben daha çok çocuk kurumu alanı, sosyal hizmetin tarihçesi, etik ve değer temeli, sosyal hizmet felsefesi benim için çok önemli çünkü. Yani aslında bu alanda var olmanın, dayanabilmenin bu toksik malzemeye yolu hep bilgi, kendi ruh sağlığınızı belli bir stabilitede tutmak ama tabii işin etik ve değer temeline sahip olmak çok çok önemli. Şimdi sosyal hizmetin altında bir felsefe var. Varlık sıkıntılıdır. Varlık anlam arar. Yaşam herkes için sıkıntılıdır.
mevcut problemlerin yanında ayrı problemler eklemeyelim ki insana yaşama olanağı kalsın. Biçiminde bir felsefesi vardır. Bunu biraz daha çalışanlara genişletirsek, çalışanların da gerginliğini alıp onların da yaşama tutunması için olanaklar sağlamak sosyal metin felsefelerinden biridir. Biz zaten bunlar aslında çalışırken bunları uyguluyorduk. Bizim dönemimizden sonra da ben 2012 Mart ayının ilk haftasıydı galiba ayrıldım. 14 yıl orada görev yaptıktan sonra 20 küsur yıllık bir deneyimim vardı. 14 yıl orada geçmişti. Müdürlükten istifa ederek İstanbul Üniversitesi'ndeki sosyal hizmet bölümünü kurdum 2011'lerde. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bakırköy. İstifa edip oraya geçtim. Önce beraber gidiyordu derslere. Fakat sıkıntı oldu, birlikte gitmedi. İstifa edip oraya geçtim. O zamanlar bizim il müdürümüz Önal İnal Tekin'di. Bir sosyal hizmet uzmanı meslektaşımız ki o da bizden 3-4 yaş küçüktür. Yani 25 yıllık falan bir deneyimi vardı. Bazı arkadaşlarımız bu tıptaki temel bilimsel ilkeyi unutuyorlar. Önce zarar vermeyeceksin. Önce zarar verme. Yıkıcı olma. Bir şey yapmak o kadar kolay değil. Düşündüğün gibi güç üzerinden bir şeyler yürütürken insan bunu ihmal ediyor. Güç yıkar. Bilgi kurar. Güç yıkıcıdır. Bilgi dünyalar kurabilir. Onun için bizden sonra da işte bu kurumda dejenerasyon yaşanmasının altında bu anlayış eksikliği yatıyordu. Ve öylesine güzel bir kurum. Hani insanlar üzerinden gittiği için sistem değil de insan üzerinden yürüyor. Halbuki biz orada hedefimiz bir sistem kurmaktı. Ama işte müdür yardımcımız Aysel Baydar, işte Badem Karadağ anne ayrıldı. Ondan sonra sen ayrıldın. Oradaki arkadaşlar da işte bu önce zarar verme prensibini unutunca 10 yıllarca verdiğimiz emek, orada işte çocukların aldığı bakım ve koruma hizmeti, yetiştirme olanakları ortadan kalkmış oldu. Ha bunu bu arkadaşlarımız, o yetkililer bilerek kimse zarar vermez zaten. Ama unutulmamalıdır ki çocuk ihmallerinde biz ailenin bilerek ya da bilmeyerek bunu yapmasına göz önüne almayız. İhmal teşhisi koyarız. Yani bilerek mi ihmal etmiş, bilmeyerek mi ihmal etmiş bizi ilgilendirmez. İhmal, ağır ihmal, ağır ihmaldir. Onun için burada mazeret olmaz. Söz konusu olan çocuksa, çocukların yaşamıysa, toplumun sağlığıysa gerisi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi teferruattır. Çocuklar bu derece önemlidir. Onun için bunu da buradan genç meslektaşlarımıza not düşmüş olalım. Yani temennilerle, iyi niyetli düşüncelerle olmaz. Bu iş bilimsel bilgi ve aksiyonlarla gitmesi lazım. O kadar kolay değil yani. Evet. Burada belki şunu söylemek lazım. Yani sosyal hizmet disiplinler arası bir yöntem. Bilimsel bir bilgi temeli var. Hani bunu ihmal ettiğiniz zaman yaptığınız şey sosyal hizmet olmaz. Ve bilgi temeline dayalı olmayan uygulamalar sistemin ihmalidir. Bu da bütün ülkenin çocukluğuna şeyin ihmalidir. Bu çok ağır bir ihmaldir, çok ciddi bir ihmaldir. Öbür türlü herkesin yapacağı bir iyi niyetli, yardımsever, fedakar herkesin yapacağı bir şey olarak anlaşılır. Böyle bir şey değil yani. Bilgisiyle, becerisiyle, değerleriyle, etik kodlarıyla, kapsamlı insana dair, sosyal politikaya dair, bilimsel araştırmaya dair bilgilerle beraber eklektik bir temelde, geniş bir felsefede yürütülen faaliyetlerin, etkinliklerin adıdır sosyal hizmet ya da sosyal çalışma. İyi niyetli çalışmaların değil. Bana göre iki temel eksiği var sosyal hizmetin tüm alanlarında görülen. Birincisi bilgi temel eksiği. İkincisi de insanı özne olarak alan sosyal hizmet müdahalelerinin olmayışı. Çok yetersiz. Yani kapkadan tavşan çıkarmaksızı bekleniyor meslek alanlarında. Bu kadar az hizmet modeliyle sonuca varmak, etkin bir sonuca varmak çok kolay değil. Kesinlikle. İki temel, yani iki şey söyle deseniz, birisi bilimsel bilgi eksikliği, ikincisi de insanın yeterince özne olarak algılanmadığı, hizmet modeli inşa edilmediği durumlar ve çok sınırlı sayıda hizmet modeli var yani. Yani dünyayla kıyaslandığında, çağdaş dünyayla, sosyal devlet
prensibini özgürlük herhalde hizmet modellerinin çok sınırlı. Meslek elemanının aslında hareket alanı çok dar. Yani en basitinden savcıdan gelen kararlara göre hareket ediyoruz. Sosyal hizmet uzmanının raporunun kendisi karardır. Yani biz hakim karar arıyor, çocuğu yuvaya almaya çalışıyoruz. Avrupa'da bunun tam tersi. Çocuk ilgili bir işlem yaparsınız, mahkeme kararına ihtiyaç duymazsınız. Tam tersi, hukuk bunun için hukuk altyapıyı hazırlamak. Kesinlikle. Fondan bir müzik geliyor. Biraz kısayım mı? Çok mu açmışız sesini? Biraz fazla geliyor, evet. Biraz kısayım. Sen devam et lütfen. Hemen kısıyorum. Yani çağdaş sosyal hizmet inşaatlarının en temel yolu bu. Bunun başka yolu yok. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek de yok. Dünyada çok etkili hizmet modelleri de var. Bunları inceleyip kendi bünyemizi en uygun şekilde adapte etmek aslında en kestirme yol. Ama zaman içerisinde tabii ki çok bulmak da herhalde yani hem bu toplumun çocuğu olarak hem de gönül vermiş insan olarak bizim temel yükümlülüğümüz tabii ki. Bir inovasyon olmazsa olmaz zaten. Ama dünyada bir sürü olumlu örnek var. Bunlardan ilham almamak gibi bir neden yok. Burada şunu da ifade etmek lazım. Toplum devlet kurumlarının sahibidir. Devlet, yurttaş, toplumdaki hizmet anlayışı, özellikle sosyal hizmet ve sosyal hizmetler tüm yurttaşları ilgilendiren faaliyetlerdir. Kolektif toplumun ortak sorumluluğudur. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nda iki tane bakan yardımcısında profesör doktor olduğunu görüyoruz. Çok önemli branşlarda tıp profesörleri, genel müdürlükleri, şube müdürlüklerinde bile merkez teşkilatında akademisyenler, 20 yıllık doktorlar, hekimler görev alıyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 milyar, 45 milyar TL bütçesi olan bir büyük organizasyonda yani bir tane müsteşar yardımcısı, 5 tane genel müdür, 9 tane daire başkanı kadrolarında sosyal hizmet uzmanı yok. 81 tane il müdürlüğünde de galiba 7-8 tane sosyal hizmet uzmanı psikolog var. Yani şimdi böylesine bir bilimsel eğitim varken bu meslek elemanlarını bu kurumlarda böyle değerlendirmemek bu kadar bütçeyi etkili kullanmasına engel oluşturur bence bilimsel olarak baktığımızda. Bunu burada ifade etmek isterim yani yetkililere. Sosyal medyadan da artık herkes herkesi dinliyor. Onun için bu kurumların daha etkili çalışması için sosyal hizmet alanında eğitim görmüş 30 yıllık, 25 yıllık deneyimli sosyal hizmet uzmanları ve akademisyenlerin bu bakanlığın üst düzey kadrolarında görevli olması toplumun yüksek düzeyde bir beklentisi olarak görüyorum ben bunu. Evet, Ufuk tane... Hocam, hocam suç kimde demiş? Yasin Tosun da katıldı yine uzman arkadaşımız. Şimdi var tabii ki. Evet. Yani olay sorunun bizde bir durum var ama hani şöyle bir şey var. 10 tane falan galiba bildiğim kadarıyla şube müdürü, İmri Ermisi ve Kulluk Müdürü. 10-15 tane falan meslek elemanı, meslektaşımız idareci var. Yani halbuki yani bizde, bu sosyal hizmet kurumu tamamına yakını %90 küsürünün böyle olması lazım ve bu rutin yani, bir şey. Yani öyle çok ekstrem bir şey değil bu. Yani bakanlığı meslek elemanı ya da sosyal hizmet bilimi insanları yönetmiyor maalesef. Hani temel sıkıntı o ve hani mevcut hizmet modellerinin de ne kadar sosyal hizmetin ruhuna uygun hizmet modelleri olduğu da bambaşka program, hatta programları kapsayacak bir tartışma konusu bu arada. Hani bence artık iş yaptığımız şey ne kadar sosyal hizmet, ne kadar değil diye sorgulamaya gidecek kadar iş karartıcı. O zaman buradan Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, ekonomi İktisat doktoralı bir hanımefendi, kendilerinden bu il müdürlüklerine ve genel müdürlükte hiç değilse bazı kadrolara ve üst düzeydeki kadrolara da deneyimli sosyal hizmet uzmanlarını atamasını toplum olarak, yurttaşlar olarak beklediğimizi buradan açıkça ifade etmek istiyorum. Her işi ehline vermek lazım. Hem bilimin hem de kadim dinimizin, geleneğimizin emrettiği şeylerdir bunlar. Diğer taraftan bu kadrolara atanıp da işte hekim olmadan
doktorluk yapmaya çalışmak da ayrıca bir tartışma konusu olsa gerek. Yani hekim olmadan ben bir yerde doktor olmaya çalışmam ve olabilmem benim açımdan nasıl bir tezahür gösteriyor? Bunu da bu şekilde not düşmemiz lazım buna da. Yani burada 5-6 tane değişkende sıkıntı var. Bunlar toplumun ortak kolektif sorumlulukları, problemleri olduğu için bu ortak düşüncelerle çok daha iyi etkili hizmetler üretip tüm çocuklara, tüm mağdur bireylere, tüm risk altında yaşayan nüfus gruplarına objektif, nesnel kriterlerle etkili bir sosyal hizmet müdahalesiyle tıpkı salgın hastalıktaki sağlık hizmetlerini organize ettiğimiz gibi o ihmal, istismarın, yoksulluğun, cehaletin, salgın hastalıklarının pençesinde yaşayan yurttaşlara da sosyal müdahaleyle ulaşmamız lazım. Aslında aynı bu. Belki de daha da elzem. Çünkü bu çok ender çıkıyor böyle ama o diğer pandemi, sosyal pandemi diyelim buna da, yoksulluk pandemisi, çaresizlik çok daha derin ve çok daha uzun yıllardır devam eden bir şey olduğu için çok daha etkili bir sosyal hizmet müdahalesi bekliyoruz bakanlıktan. Evet. Ya şimdi tabii mesleki koşullarımız, mesleğe uyguladığımız koşullar o kadar sınırlayıcı ki. Hani Lacan şey diyor, dil düşünceyle sınırlı, düşünce de dille sınırlı. Yani şimdi buradan yola çıkarak şunu söylemek gerekiyor birazcık. Biz o kadar çok krizle baş ediyoruz ve o kadar çok krize maruz kalıyoruz, ikinci travmaya maruz kalıyoruz ki aslında çocuk korumanın ve sosyal hizmetin felsefesi çok derin. Sadece tabiri caizse uçurumun eşiğine gelmiş çocukların rehabilitasyonu değil, tüm ülke çocuklarının aslında kendini gerçekleştirebileceği, kendini bir şekilde var edebileceği, eğitim, kültür ve sanat her türlü olana ulaşabileceği koşulların yaratılmasından da çocuk koruma sistemi sorumlu aslında. Sadece ihmal ve istismar mağduru çocuklar değil, bütün çocukların insan kalitesinin arttırılması esas olmalı. Yani kesinlikle. Bunlar çok hayati konular ama biz maalesef hani piramidin o kadar altındaki meselelerle uğraşıyoruz ki dünyadaki diğer meslektaşlarımızın kafa yorduğu konulara biz geçemiyoruz bile. Yani benim en çok üzüldüğüm nokta bu. Benim 20 yıl falan bitmek üzere. Hani askerliği sayarsak, özel sektörü sayarsak 18 yıl sadece Aile Bakanlığı'nda geçti. 20-21 yıl oldu benim mesleğe başlayalı. Sanıyorum 17 Ağustos depremi olduğunda ben Balıkburnu'da yeni bir döneme başlamışım. 31 Mayıs 99'du sanırım. Orada bir staj süreciyle başladım ilk olarak mesleki uygulamalara. Bu kadar süre zarfında benim sürekli aynı şeyleri konuşuyor olmak da tabii çok üzücü. Hani gerçek anlamda bir yurt severseniz aslında böyle şeylerin de sizi üzmesi çok doğal. Maalesef. Şimdi evet biz toplumcu düşünce olduğu için sosyal hizmet alanında öncelikle çalışanların travmatize olmasını engelleyen, onlara değer veren, insanların işe huzurla gidip gelmesini sağlayan, yaşama yerleşmesine olanaklar veren, güven ilişkisi kuran, güven veren, değer veren, değer katan, sistemi değerli kılan, hizmet alanları yaşamını değiştiren, yazgısını değiştiren hizmet alanların tüm nüfus gruplarının ve tüm nüfus gruplarına ulaşan, yurttaşı inşa eden, çünkü sosyal metin öyle sadece yardım dağıtmakla falan işi bitmiyor. Yani bunlar basit şeyler. O gittiğimiz evlerde insanlara ben mesajlarıyla konuşmalarını, kendi ruhsal dünyalarını onarmalarını, çocuklara nasıl davranmaları gerektiğini, bundan sonraki şeylerde nasıl hareket edeceklerini, kendi sorunlarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini, bilişsel şemalarını, düşünce biçimlerini, problem çözme stillerini, yaşam tarzlarını, gördüğünüz gibi sosyal hizmet çok kapsamlı bir şeyden bahsediyoruz. Hizmet sunar bir meslek. Tabii herhangi birini eve gönderdiğin zaman bunlar olmaz. Bir sosyal hizmet uzmanı bunları yapabilir. Psikologlar yapabilir. Böylesine derinlikte eğitimler almış insanlar yapabilir. Bundan dolayı bu atamalarda, üst düzey görevlendirmelerde sosyal hizmet uzmanlarının kurumun üst kadrolarında bulunması lazım. Hatta Amerika'daki bakanlığın adı galiba Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Yani sağlıkla beraber ve biz Amerika'da önemli ruh sağlığı profesyonelleri olarak psikologlarla birlikte çok etkili çalışmalar yapan meslek grubuyuz. Ama bu sosyal hizmet uzmanlarının bu gücünü, bilgisini uygulamada hizmete almak lazım. Ne diyorduk? Cevher işlendiği zaman mücevher olur.
Cevher durduğu yerde bir şey ifade etmez. O içindeki cevheri bulmadıktan ve faaliyeti almadıktan sonra pek bir hükmü bunun açıkçası olmaz. İngiltere'de birinci basamak ruh sağlığı hizmetlerinin %80'ini sosyal hizmet uzmanları veriyor. Hani çok konuyu dağıtmak istemiyorum ama şu an piyasada bulunan bir sürü psikoterapi kitaplarının önemli bir kısmının yazarı sosyal hizmet uzmanları. Bir de bir şey daha ekleyeyim. Hani az önce söylediğinizi biraz açımlamak açısından önemli. Şüphesiz işin ehil insanlar bu mesleği icra etmeli. Yurt dışında gönüllü olmak istediğiniz zaman bile bir gönüllü sertifikanız olması gerekiyor. Hatta bu gönüllü sertifikasını da bir gönüllü eğitimi sonucunda ancak alabilirsiniz. Ve sizden daha kıdemli gönüllülerin sizi yetiştirmesi, sizi donatması sayesinde ve alanındaki uzman kişilerin belirli bilgileri size ihtiyaç duyduğunuz ölçüde verdiği yapılandırılmış formal programlardan geçtikten sonra gönüllü olursunuz. Gönüllülüğün bile diploması var. Bravo. Çok bir sosyalizm bir... bile bunu arayamıyorken adamlar gönüllülükte bunu arıyorlar. Çok güzel önemli bir noktaya değindin. Evet, çok güzel. Yani bu derece önemli bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla sosyal hizmet inşa ederken sistemi bilim bilgi temeliyle, eklektik bilgi temeliyle, çok geniş sosyal bilimlerden yararlanan bilgi temeliyle, etik çerçeveyle, becerilerle, yetkinliklerle sisteme damgasını vuran ve bu devasa imkanları çok etkili kullanan ve özellikle bugün çocukları konuşuyoruz, çocuk korumayı etkili hale getiren ve diğer tüm alanlarda da devletin katma değer biçiminde hizmetler üretmesine olanaklar sağlayan ve bütün bu zor işleri başarırken de çalışanların travmatize olmasını engelleyen, onların da iyilik halini gözeten, çünkü bir şeyle savaşıyorsunuz, biz de yoksullukla savaşıyoruz, cehaletle savaşıyoruz, ihmalle, istismarlarla savaşıyoruz. Değil mi? Burada mevziyi sağlam tutmak, o bununla çalışan görevlileri iyilik halini yerinde tutmak ve onları gözetmek öncelikli anlayışımız olmalıdır. Yani herkesin yapacağı işler o, Ahmet gider, Mehmet gelir diye bakarsak buradan bir başarı hikayesi kurmamız mümkün olmaz. Esra Yağmur Karadağ yüksek lisans sosyal hizmet öğrencimizle part-time akademisyenlik yapan arkadaşımız bildirimde bulunmuş. Cengiz Bağdat katılmış. Ankara'da yine bir uzman, İstanbul Üniversitesi'nden mezun uzmanlarımızdan bir arkadaş. Şimdi İsmail Bey, bu bizim kitabımız şöyle başlıyordu. Çoğumuzun ailesi kusursuzluktan uzaktır. Çoğumuz yaşamımızın bir döneminde bize en yakın biri tarafından derin biçimde incitilmişizdir. Çoğumuz ideallikten uzak durumlar yaşamışızdır. Çoğumuzun ise duyguları şu ya da bu biçimde hasar görmüştür. Yaşamın hijyeni yoktur. Yaşamda siparişler yoktur. Hepimiz bir takım kararlarla işte ebeveynlerimizin üzerinden bir önceki kuşaktan bu dünyaya devredilmiş bireyleriz. Herkesin yaşamında bazı olumsuz durumlar, beklenmeyen sıkıntılar, ölümler, kayıplar olmuştur. Ben de 5 yaşında babasını kaybetmiş bir yaralı ruh olarak sosyal hizmet alanına belki ilgim biraz da buradan kaynaklanmış olabilir. Diğer insanlara değmeyen bir yaşam fazla bir anlamı yoktur. Bizim yaşamımıza anlam katan diğer insanlara yararlı olmaktır. Onların yaşamını düzenlemektir. Hep kendisi için yaşayan, hep kendine yaşayan insan ne kadar da ekonomik durumu iyi de olsa fazla bir anlamı yoktur. Onun için bizim asıl değerimiz diğerlerine verdiğimiz güzelliklerden, fedakarlıklardan, yaşam hediyelerinden kaynaklanmaktadır. Şimdi hocam bu sosyal hizmet gibi, psikoloji gibi, psikiyatri gibi insanın ruhsallığıyla çalışan bir mesleği seçmek için öncelikle kendisiyle derdi olması gerekiyor insanın. Şimdi bu meslekleri hiç kimse tesadüfen seçmiyor. Aile romantik dediğimiz, kuşaklar aşırı travma, kuşaklar arası iletim dediğimiz kavramlar var. Yani hepimizin kendi öz yaşam öyküsünde, hatta kuşaklar aşırı öyküde bunların şifreleri var aslında. Hiç kimse tesadüfen burada değil. Kesinlikle. Şimdi biraz daha buradan bir pasaj okuyayım izin verirsen. Ara ara böyle girince iyi oluyor. Daha şeyi kırıyoruz, rutini. Amacımız böyle keyifli bir sohbet yapmak neticede, değil mi? Tabii. Şimdi 2 Kasım 1998 tarihinde
bir kış günü birçok yuvanın bulunduğu Bahçeliler Kampüsü'ne geldim buraya atandıktan sonra. 7 yıllık bir mesleki deneyimim vardı. Bundan sonra neler yapacak, hangi mesleki deneyimlere düçar olacaktım diye yazmışım. Doğrusu çok merak ediyordum. İl müdürümüz, benden 15 yıl deneyimli meslek büyüğümüz, Yılmaz Yorulmaz Çalışkan insan Kahraman Eroğlu. Bak buradan unutmuştuk, onu da yad edelim. Kahraman abi çalışkan bir sosyal medya uzmanı ve uzun yıllar il müdürlüğünü başarıyla yapmış. İştenliğiyle en azından her kurumda, her yuvada onlarla yanında olan, güven veren insanlara, onların yargılayıcı olmayan, kabul eden ve yollarını açan, kolaylaştıran bir yöneticiydi. Ve çok uzun yıllar bunu yaptı. Onu il müdürlüğünden almak da kurumsal bakımdan çok doğru bir hareket olmadığını, daha sonraki yıllardaki çok sık il müdürü değişikliğinde bunu o zamanki bakanlarımız fark etmişlerdir diye düşünüyorum. Evet, Bahçeliler Kız Yetiştirme Yurdu Müdürü emekli olduğundan Kahraman abi oraya müdür aradıklarını söyledi. Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü'ne çok motive olmamıştım. Ancak daha önümde uzun yıllar vardı. Bir de burayı tecrübe edeyim düşüncesiyle Kasım 1998'de bir ikindi vakti soğuk, ayazlı bir havada ilk kez gittim Bahçeliler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yurda. Ben de bir öğlen vaktiydi geldiğimde. Evet, sen de öğlen geldin. Ben bir akşam saatlerinde gittim. Aysel Hanım karşıladı beni. Hasan Tahsin Yıldırım vardı, müdür yardımcımız. Şu anda Esenler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü halinde. Bağcılar. Bağcılar. Ona da buradan selam ediyoruz. Evet. Burada çok uzun süre kalmayacağımı düşünüyordum. Ancak zaman beni haksız çıkardı. 14 yıl bu yurtta müdür olarak görev yaptım. Çok ayazlı ve soğuk. 2 Kasım 1998 akşam yemeğinden sonra o tarihte yurtta bulunan 50 çocukla televizyon odasında bir toplantı yaparak görevime başladım. İstanbul gibi bir yerde evimle yurt arasındaki mesafenin 400 metre yürüyüş mesafesinde olması daha baştan işimi kolaylaştırıyordu. Çok mutlu ve sevinçli, üzüntülü ve sıkıntılı şekilde yaşamımın yaklaşık 5000 gününde evimle bu yurt arasında mekik dokuyacaktım. Bunun da henüz böyle olacağını bilmiyordum. Evet, burada 14 yıl Şubat 2012'ye kadar görev yaptım. Dediğimiz gibi ekiple beraber binlerce çocuğa ulaştık. Sevgimizle, kendi çocuğumuz gibi aziz bildik onları. Hiçbir yapmacık bir şey olmaksızın bilimsel bilgilerimizle, insan ve çocuk anlayışımızla bir psikolog var, Vivian Zeiser diye, İsmail Bey. Diyorlar ki çocuk nedir diyorlar. Tek kelimeyle diyor ki çocuk paha biçilmez şeydir diyor. Biz de bunu böyle gördük. Oradaki çocukları da kendi çocuklarımız gibi aziz bildik. Bunları her biri çok iyi hissediyor. Şu anda isimlerden de akan şeyden de görüyorum. Çoğu da katıldı. Hepsine de sevgilerimizi yolluyoruz. Şu anda evet, binlercesi devlet memuru. Biliyorsunuz bunların devlet memuruna çok öncelikli olarak girebiliyorlar. Ve bütün zorluklara rağmen yaşama tutundular. Her zaman da söylediğimiz gibi kendi çocuklarına çok iyi bakarak, belli bazı travmalar yaşamış olmalarına karşın bir sonraki kuşakta bunu tekrar etmemek için onlara da öğütlediğimiz şeyleri, tuttuklarını görüyoruz. Bütün zorluklara rağmen mücadele ediyorlar. Hepsine buradan selam olsun diyorum. Evet, seni dinliyoruz İsmail Bey. Çok üniversite mezunu vardı bizim çalıştığımız dönemdeki kuşaktan, çok üniversite mezunu çıktı. Hani bunu da burada altını çizelim. Ben kuruma başladığımda 240 dosyamız vardı. 120 çocuk fiilen kalıyordu. Ve 12, 23-24 yaş arası gibi geniş bir yaş aralığı vardı. Bir ara o zaman nakdi yardımla aile yanında bakılan çocuk sayımız 65'ti. Yani bu normalde bir çocuk, bir kurum kapasitesi, bir Eyüp Çocuk Odası'nın o zamanki kapasitesi, Kasımpaşa'nın kapasitesi bile belki bunun altıydı. Evet. Hani bu kurumun iş yükü ve tabii ki 100 tane yaşıtının kaldığı bir yerde bir öğrencinin belli handikapları da taşıyarak hani böyle bir akademik başarı, hatta zaman zaman bizlerin ortaya koyduğu akademik başarıyı aşacak başarı ortaya koymaları, evet belki toplasınız bir 25 kişidir falan ama bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bana İngiliz meslektaşım, yani sosyal hizmet mesleğinin
başarısızlık kültürü olan bir meslek olduğunu, kendimi çok yıpratmamam gerektiğini, yani %1'lik bir başarının gayet iyi bir başarı olduğunu söylemişti ki Belki aslında bizim bazı %1'lik bir kaybımız bile olmadı yani, tam evet, tersi. bazı açılardan biz bunun çok üzerine bile çıktık aslında Evet, diye etkili düşünüyorum. bir çocuk koruma sistemi kurmuştuk. Yani kendimizi övmek gibi olmasın, burada öyle bir amacımız Mikro yok zaten de. devlet. Evet. Çocuklar açısından konuşuyoruz. Buraya katılanlar da o günlerin çok güzel günler olduğunu zaten ifade ediyorlar. Hepsi devlet memuru, çoluk çocuk sahibi, evli. Dolayısıyla bu imkanı verdiğin zaman insanlara, böyle güzel bir sevgi saygı çerçevesi kurduğun zaman bu şeyler ancak sosyal medya bilgisiyle başarılabiliyor. Şimdi bizim idare gündüz orada bulunuyorduk, işte çocuklarla çalışma, ortaya çıkan sorunlara müdahale. Beşten sonra gittikten sonra işte sabahçı olanlar vardı, öğrenciler vardı. Bir grup giderdi, öbürleri etüte girerdi. İşte öğlen yemek saati, akşam 6'da yemek saati. Beşten sonra olay yeri yurt, nöbetçilere ve yani nöbetçi öğretmene, uzmana, annelere ve çocuklara kalırdı. Şimdi burada da ilginç bir veri, belki uluslararası çapta bir şey olabilir. 50 tane kızımızın kaldığı ek binamızda, 2001'de ek bina açmıştık hatırlarsan, senin de sosyal servisin olduğu bina. Başlarında bir tane anne 50 tane çocukla kalıyordu. Şimdi bakın, o kadar evde yetişen çocuklarımız ayarında bir niteliğe ulaşmıştı ki kızlarımız. 50 tane çocuğun yanında bir tane anne ve vukuat neredeyse sıfır. Pek çok Doğru mu? ebeveyn iki tane çocuğunu bırakıp gitmiyor bir yere. Hani evde yalnız bırakmıyor Yani onları. işte düşün, yani o kadar bir güven ilişkisi kurulmuş. Bunlar tabii bilimsel kriterler. Yani laf olsun diye söylenen şeyler değil. Evet, Ben şöyle bir nöbetlerde mesela 5'ten sonra nöbete kaldığın günler nasıl oluyordu? Biraz onu izleyicilerimize aktarabilir miyiz? ya Bilinmeyen bir alan bu. 4-5 nöbet falan ortalama geliyordu. Aslında hani benim tek meslek elemanı olmama rağmen hani olduğum için nöbet tutmama hakkım vardı ama ben bu mevzuat şeyini kullanmadım. Bir an önce kuruma adapte olmak istiyordum çünkü. Bir de ben tabii çok çekinerek geldim. Bana da çok sık soruyorlar zaten. Hani işte karşı cinsel bir meslek elemanı henüz çok genç bir yaşta böyle bir kuruma başlıyor. Hani tabii ki benim de çok zorlu bir sürecim oldu. Yani sohbetin başında andığımız Saltuk Hoca'nın grup süpervizyonu, maraton süpervizyon 3 kez falan böyle 4 saatlik, 3 saatlik süpervizyonlarla hem çocukları hem beni hem personeli ayrılığa hazırlama çalışmaları oldu. Çünkü benim hakikaten yani o zaman il müdürü çağırmıştı beni ve ben de artık daha önce birkaç sıkıntı oldu. Hani başka konuşma dışı gitmek gibi. Artık karşı koymadım ve ben de hani Fatih Çocuk Yuvası çok özel bir kurum benim için. Benim gönlümde apayrı bir yeri var. Ama hani birazcık Avrupa'yı standartlarda bir yerdi ve hani artık benim Türkiye'deki sos hizmeti deneyimlemem lazımdı. Çünkü ömür boyu orada çalışamazdım. Tabiri caizse biraz meslek elemanı olarak büyümek, olgunlaşmak ihtiyacı duydum ve görevi kabul ettim ama tabii bir sürü korkuya, endişeye rağmen hani bayağı bir iştah düzenim bozulmuştu, uyku düzenim bozulmuştu. Hani ben orada ne yapacağım, nasıl olacak diye. Siz nasıl 14 yıl düşünemediniz? Ben de 7,5 yıl nasıl geçti hiç düşünemedim. Ve benim meslek hayatımın en güzel günleri, en verimli günleri o günlerdi. Tabii o günkü sos hizmet iklimi de daha nefes almaya müsait bir iklimdi. O yüzden hani bana bunu soranlara buradan da bir kez toplu bir cevap vermiş olalım. Gerçekten benim kendimi en iyi hissettiğim, en fazla var ettiğim, tabii bu arada aldığım psikanalitik eğitimlerin de zamansal iz düşümü yurtta çalıştığım günler karşılık geliyor. O kadar zengin, o kadar besleyici. Tabii ki çok zor, çok sıkıntılı, çok stresli anlarımız oldu. Bazı hastalıklar miras bıraktı bize. Yani kardiyovasküler ve bazı sindirim sistemi bozuklukları gerçekten psikosomatik rahatsızlıklar bıraktı aslında. Çünkü o kadar toksik malzemeyle çalışmak ve sadece birbirimize olan akran süpervizyonu desteği dışında hiçbir formal destek almadan bunu yapmak çok zordu. Ama buna rağmen en güzel günlerimin geçtiğini buradan bir kez daha söyleyeyim. İnsanlar çok şaşırıyor. Evet korkarak gittim ama 3 ay gibi bir sürede iyi ki buraya geldim ve alıştım demiştim. Tabii bu o zamanki işinin ehli idari kadronun ve hani bana karşı çok kapsayıcı davranmaları. Ben hatırlıyorum yani sizin Veysel Hanım'ın tavırlarını. Yani hep çok şanslıydım ben aslında. Fatih Çocuk Yuvası'nda başlamak, sonra sizin olduğunuz yere gelmek. Çünkü hani benim mevcut kafa yapısıyla aslında çok kamu görevini yürütmem, hani sos hizmeti çok bu bildik anlamıyla yapmam çok zor. Çünkü benim kafamdaki sos hizmet çok başka bir sos hizmetti. Çocuk yuvası ve kız yetişim yurdu bana bu sos hizmeti uygulama imkanı tanıdı. Yani aldığım her süpervizyonu, aldığım her eğitimi bir parça. İnsanlar soruyor, o kadar eğitim aldınız, uygulayabildiniz mi? Evet, sistem çok belki buna müsait değil ama
İnsan bence çok mucizevi bir unsur. Eğer siz isterseniz kazandığınız her şeyi oraya yatırabilirsiniz. Bu biraz istemekle alakalı bir şey. Hani biz Evet. mesai yapıp nöbetmeden çalıştık. Yani günde 10 saat nöbet tutarak çalıştık. Ertesi gün gitmedik. Hatta çok hatırlıyorum, ben akşam 5 olurdu. 32 saatin seni bir de çocukların ısrarına bir de konsere, sinemaya, tiyatroya giderdik. Hani Evet, hafta onu sonu da ben iyi faaliyet hatırlattın. ayarlıyorum ki, Evet. çünkü sosyal servis iş yükü çok fazla. Ben hafta içi kurumu sosyal servisi bırakıp bir faaliyet düzenleyemem. Onun için kendi iznimden sosyal faaliyet ayarlıyordum. Yani Sen, bu kadar evet. bir anlaşmışlık vardı. Hani bunu Yok. da oranın ne kadar güzel bir iklimi olduğunu söylemek için anlatıyorum. Başka bir şey için anlatmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok iyi Çünkü hatırlattın. çok Nöbet, aslında bizi. nöbet tutma zorunluluğu yokken güven ilişkisi olduğu için çocuklarla bir de sana zorluk çıkarmıyorlar. Böyle bir abi modeli evde, bir baba Çocuklar da modeli, çok anne yardımcı. modeli gibi, değil mi? Çok yardımcı oluyor. Seviyorlar da, sevdiğinde Evet. hissettikleri için zaten hayatı kolaylaştırıyorlar. Dediğin gibi haftada birkaç gün işte Yunus Emre sahnesi, Bakırköy Belediyesi, diğer belediye tiyatroları, Evet, çok güzel Büyükşehir hatırlar. belediye tiyatroları, konserlere haftada birkaç gün 20-25 çocuğun otobüse gittiği görevli eşliğinde, işte yaz tatillerinde Erikli'de, Gelibolu'nda bütün yaz boyunca 4 Bodrum'da. ay, evet, bir ev kiralardık. Başlarında annelerle 10'ar kişi giderlerdi. Mesela bunlar çok etkili mesleki müdahaleler. Tabii bunun arkasında böyle basit anlatıyoruz bunu ama bir sosyal med felsefesi var, bir sosyal rehabilitasyon background'u var, bir çocuk yararı var, farklı bir müdahale var. Böyle durup dururken konuşarak insanlar robot gibi karşına alıp düzelteceğin canlılar değil, yanına alıp birlikte yolculuk yapacağın varlıklar. Bu içtenliği, bu sevgiyi fark edince onların da işi kolaylaşıyor ve oradan bir başarı öyküsü yazmak imkan dahilinde oluyor. Bir güzel laf vardı, çok kullanırım. Der ki her soylu yaşamın ardında ona yön veren ilkeler ve değerler vardır. Yani bireysel yaşamlarımız bile çok böyle basit başarı ve erdem bilgi sağlayacak seviyede değil. Sıkı sıkıya bağlı olduğumuz değerler, ilkelerimiz olmalı. Yaşamımızı bunlarla yönlendirmeliyiz. Mesleki yaşamlarımızı bunlarla inşa etmeliyiz. Bilgiyle, edebiyatla, okumayla, derin bilgilerle, müdahaleyle, becerilerle, yetkinliklerle birlikte bunları götürmeliyiz. Böyle temennilerle yapılacak şeyler değil bunlar. Genç meslektaşlarımız da var belki, bizi izliyor. Hadi AKM'de bale gösterisinden tutun bir türkü dinletisine kadar, Topkapı Sarayı'ndan İstanbul Modern'e kadar, Koç Müzesi'ne kadar, Sabancı Müzesi'ne kadar bir sürü sergiye gitmişliğimiz var. Yani sosyal etkinlikler çok bunun ayrılmaz bir parçası. Bir de tabii Kesinlikle. nöbetlerde bir de şu oluyor. İlaçlarını dağıtıyorsunuz, etütlerine yardımcı oluyorsunuz. Hani belli bir oranda benim orta sona kadar sayısal dersleri anlatabiliyorum. Sözelde zaten İngilizce'de sorun yok. Hani Evet. öğretmenlik yapıyorsunuz, geri geliyor. İlaçlarını veriyorsunuz. Kesinlikle. Yani nöbetler çok ayrı bir dünyadır. Yani onlara belki ayrı bir program bile yapılabilir aslında, nöbetlerde neler Yine olduğu. konuşuruz ileride. Yukarıda Instagram bizi uyarıyor. 1 dakika 45 saniye kalmış. Şöyle, şunu çok hoşuma giden bir şey vardı. Bunu unutmadan geçelim de tekrar konuşuruz inşallah. İnsanların çoğu yaşamlarının sonunda geriye dönüp baktıklarında molalarla yaşadıklarını görürler. Takdir etmeden ve zevk almadan yanlarından geçip giden şeyin aslında kendi yaşamları olduğunu gördüklerinde şaşırırlar. Buradan bizi izleyen herkese artık son kapanış cümlelerimizi, kendi yaşamınıza seyirci kalmayın. Yakınmayın, şikayet etmeyin. Bu şikayet ettiğiniz şeylerin kendi yaşamınız olduğunu farkında olun. Güçsüzleştirmeyin kendinizi. Kuramsal bilgilerle okumaya, kitaplara bağlı kalın. İsmail Bey'le müsait olduğumuzda daha sonra da yine sohbetlerimize devam edeceğiz. Ben topu kendisine atıyorum. Tüm izleyenlere sevgilerimi sunuyorum. Bu videoyu da bizim YouTube Akademi kanalımıza atacağız. Sevgiler. Söz Ben sende hani İsmail Bey. bu imkan için size dinleyenleri ve hani geride bıraktığımız, aslında ben sizi 2002'den beri tanıyorum. O zaman yuvada çalışıyordum. Ziyaretçi olarak size gidip geliyorduk Aysel ablanın yanına, sizin yanınıza. Hani bu 18 yıllık tanışıklık ve 7,5-8 yıllık yol arkadaşlığı, daha sonra akademilere çağırdınız, bazen ders anlattım, konu anlattım, vaka anlattım vesaire. Bunlar için sonsuz teşekkürler. Yani sizleri tanımak çok büyük bir şans. Oktay Bey'i, Badem Anne'yi, sizleri Badem şu Hanım, an beraber Aysel Hanım. çalıştık.
Esra Hepsine Hanım var. selamlar. Evet. Sayamadıklarım özür dilesin. Ben Son 10 süre daraldığı saniye. için çok kısa bir şey söylüyorum. Mesleğime saygı duruşu. Woody Allen diyor ki sosyal hizmet hale